Evet, kongrenin yapıldığı Antalya'ya döneceğiz. 24 Canlı Yayın ekibinden Elif Özgen Antalya'da kongreyi takip ediyor. Yanında da uzman konukları var. Hemen sözü bırakacağız ve çağın hastalığında yeni yöntemleri ilk ağızdan öğrenmeye çalışacağız. Evet Elif. Remziye Demirkol, sizin de söylediğiniz gibi 2. Ulusal Morbid Obezite Kongresi 23-27 Eylül tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Bugün kongrenin 3. günü ve bir ilk gerçekleştirildi bugün burada. Cerrahi ameliyatlar, obezite tedavisindeki cerrahi ameliyatlar canlı olarak yansıtıldı konuklara. Ve biz de şimdi bu ameliyatların gerçekleştirildiği Antalya Devlet Hastanesi'nde ameliyat ekibiyle birlikteyiz. Amerika'dan dünyaca ünlü cerrah Robert Rutledge, Onur Kutlu ve Mustafa Taşkın bizlerle birlikte. Ve biz onlarla obezite tedavisinde cerrahi yöntemleri konuşacağız. Öncelikle Robert Rutledge ile başlamak istiyorum. Mr. Rutledge, hangi durumlarda cerrahi prosedürleri tercih ediyorsunuz obezitede? Gerçekten de güzel bir soru. Birçok insan günümüzde artık obezite problemiyle karşı karşıya. Tabii ki diyet ve egzersiz ilk kullanılacak çözümler. Ancak çok ciddi obezite durumlarında sadece ve sadece iyi bir çözüm olarak karşımıza geliyor cerrahi müdahale. Peki hangi durumlarda cerrahi prosedürlere başvurmamalıyız? Çok genç çocuklarda ve çok yaşlı hastalarda uygun olmayabiliyor. Çünkü cerrahların tabii ki düşündüğü şey artık hangi yaşta bu ameliyatların yapılacağı konusunda tartışmalarda var. Bu gastrik bypass gibi operasyonlar açıklamanız mümkün mü acaba? Mide bandının kullanımı ile ilgili oldukça heyecan verici yeni gelişmeler var. Son derece kolay kullanımı olan bir prosedür. Ancak bunun sonrasında tekrar kilo alımı gibi komplikasyonlar var. Gastrik mide bypassı isimli bir operasyon daha var. Son derece sık karşılaştığımız, bazı komplikasyonları olan, daha fazla efektif ancak çok sıklıkla gördüğümüz bir operasyon. Biraz daha bir risk taşıdığını söylemem gerekiyor. Ancak mini mide bypassı dediğimiz bir operasyon var. Bu biraz daha az tehlike içeriyor. Bu yüzden daha çok kullanılıyor. Peki bu operasyonlardan sonra tekrar kilo alınması söz konusu mu? Çok güzel bir soru. İnsanların daha sonra kilo alması gerçekten bilinen bir durum. İzleyenlerinizden birçoğu da bu ameliyatlardan olduktan sonra, başarılı bir şekilde kilo kaybettikten sonra uzun yıllar sonra tekrar geri alması ile karşılaşmışlardır. 10 yıl sonrasındaki sonuçlara bakacak olursak mide bandında bazı başarısızlıklar olduğunu görürüz. Mini mide bypass ameliyatı uzun vadede daha başarılı diyebilirim. Olası komplikasyonlar nedir? Acaba ölüm riski var mı? Çok güzel bir soru daha. Daha önce konuştuğumuz gibi bir aspirin almak bile potansiyel olarak bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Tabii ki büyük bir ameliyat. Mide bölgesinde ve binde 1 ve 2 civarında bir ölüm oranı var. Küçük görünmesine rağmen son derece ciddi bir ameliyat ve kesinlikle çok fazla düşünülmeden yapılmaması lazım böyle bir ameliyatın. Ameliyat sonrası hasta takibi nasıl? Acaba ameliyat sonrası estetik ameliyat gerekiyor mu? Genç ve daha ince insanların elastik dokular sebebiyle estetik ameliyata ihtiyacı olmuyor, ancak sağlık sebebiyle bu ameliyatı olan ve çok fazla kilo kaybeden hastalarda, özellikle orta yaşlı ve genç hastalarda estetik ameliyatı daha fazla vücutta kalan ekstra deriden kurtulmak için bir ameliyat olması söz konusu. Ameliyattan sonraki durumla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Ne gibi bir diyet uygulanmalı? Tabii ki farklı ameliyatlar farklı diyetler gerektiriyor. Mide bandında küçük bir bölüm kaldığı için sandviç, elma gibi yiyeceklerin tüketilmesi zor oluyor. Ancak mini mide bypassı normal bir diyet uygulamanıza izin verir. Peki hastanın psikolojisiyle ilgili bir şeyler sormak istiyorum. Ameliyat sonrası psikolojik destek gerekiyor mu?
Tabii ki çok önemli bir konu. Tabii ki toplumumuzda 150 kilo, 200 kilo olan bir bayanın 60 kiloluk bir bayan haline dönmesi tabii ki hislerine ve psikolojisine büyük bir fark yaratacaktır. Tabii ki psikolojik destek de önem kazanır. Vitamin supplements after the operation. Vitamin desteği gerekiyor mu acaba operasyonlardan sonra? Ameliyat tabii ki sindirim sistemiyle ilgili bir müdahale içeriyor. Tabii ki daha az yağ ve kalori alması kilo sorunu olan insanlar için son derece çekici ve iyi bir nokta. Ancak tabii ki potansiyel bir risk de içeriyor. Sağlık için gerekli olan vitamin ve minerallerin emilimi için de tabii ki olumsuz bir etki yaratıyor. Vitamin ve mineralleri de vücudun yıllık olarak sürekli olarak kontrol altında tutulması ve destek alınması gerekiyor. Çok sağ olun. Profesör Doktor Mustafa Taşkın'la